verelim değil mi? Orada İlimizde biliyorsunuz ki Türkiye genelinde birçok görme engelli birçok makamlarda ve farklı işlerde imza atmıştır. Türkiye'de ilk görme engelli milletvekilimiz vardır. Dünyada ilk görme engelli bakanımız vardır. Ve Sivas'ta da dedik ki yani okullarla birliği seçimi vardı. Dedik biz de aday olalım. Türkiye'de ve ilk Sivas'ta sanırsam araştırma yaptığımız araştırmaya göre okullarla birliği başkanı görme engelli olmasından dolayı ilk olduk. Görme engelliler birçok işi başarabilir. Birçok anlamda farklı işlere imza atabilir. Memurluktan tutun birçok kurumda rahatlıkla bilgisayarlarda ve yazışmalarda her türlü işleri yapabiliyor. Biz de dedik ki biz de Sivas'ta bir farklı işlere imza attık. Dedik okul aile birliği anlamında da öğrencilerimize, velilerimize, okulumuza desteğimiz olur. Çok rahat çalışmalar yapabiliriz. Bunun amacıyla biz de Okul Aile Birliği Başkanlığı'na aday olduk ve sağ olsunlar velilerimizin teveccühüyle bizler de okul müdürümüzün de yani yapabilirsin diye desteğiyle bizler de Okul Aile Birliği Başkanlığı'nı kazandık. En büyük bize zorluk tabii ki ön yargı. Ön yargılar kalktığı zaman görme engelliler her türlü işi diğer engelli arkadaşlar da başarır. Engellilere diyor ya bir söz, balık tut yemeği değil, balık tutmayı öğretmeniz gerekiyor. Bizler de engellilere, engelsizlere bunu öğretip, engellilerin de her işi başarabileceğini desteklersek ve ön yargıları ortadan kaldırırsak, görme engellinin ve engellinin yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Bizler 25 Ekim 2020 tarihinde bir okul aile birliği toplantısı yaptık. Velilerimizce yoğun ilgi gördü. Pandemi tedbirleri kapsamında, COVID-19 tedbirleri kapsamında güzel bir toplantımız oldu. Bu toplantımıza Selman Bey, görme engelli velimiz Selman Bey de aday olarak katıldı. Ve velilerimizce yoğun ilgi gördü. Velilerimizce büyük bir teveccüh aldı. Ve yapılan oylamada Selman Bey Okul Aile Birliği Başkanı olarak seçildi. Şimdi burada asıl önemli nokta Selman Bey engelini hayata tutunmaya bir engel olarak görmüyor. Bu şekilde tüm engellilere hayatın içinde biz de varız mesajını veriyor. Ve bu bütün engelliler için hayatta hayatını devam ettirme ve zorluklarla mücadele anlamında bir umut ışığı oluyor. Bundan dolayı biz Selman Bey'in önderliğinde yeni Okul Aile Birliği yönetimimize başarılar diliyoruz ve her zaman yanlarındayız. Desteklerimizi her fırsatta sunmaya hazırız.